Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli, kolay mı kolay, çikolata soslu, kakaolu kek tarifi vereceğim. Dokusuna, lezzetine hayran kalacaksınız. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle çırpma kabımın içerisine 6 adet yumurta ekliyorum. Bir su bardağı şeker ilave edip şeker tamamen eriyene kadar mikserin yüksek devirinde çırpıyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca çırpmalısınız. Şeker tamamen eriyecek. Yumurta da bu çırpma esnasında rengini iyice açacaktır. Ve yumurta ve şeker güzelce köpürecektir. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel köpürdü. Krema kıvamını aldılar. Şimdi içerisine bir Türk kahve fincanı sıvı yağı, bir Türk kahve fincanı süt ilave ediyorum ve spatula yardımı ile karıştırıyorum. Artık bundan sonra çırpma telini kullanmayacağız. Yumurtaları söndürmemek için spatula kullanacağız. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı tepeleme kakaoyu eliyoruz. Beş tepeleme yemek kaşığı unu koydum, unu da eledim. İlk etapta 5 tepeleme yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozunu ekleyip spatula yardımı ile güzelce bu karışıma yediriyoruz. Unu görmüş olduğunuz gibi kaşıkla tepeli bir şekilde koydum, dolu dolu. Bakın. Alt üst ederek yavaş hareketlerle karıştırıyorum yumurtayı söndürmemek için. Burada biraz hızlandırdım. Bir tepeleme yemek kaşığı daha un ilave edip kıvamını ayarladım. Toplamda 6 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Büyük boy borcamın tabanını ayçiçek yağı ile yağlıyorum. Fırınımı önceden alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Hazırlamış olduğunuz kek harcını hiç bekletmeden hemen kalıbımıza döküyoruz. Kıvamı bu şekilde olmalı. Fırından fırına pişme süresi değişecektir. Lütfen kontrollü olunuz. Benim fırınım 25 dakikada pişirdi. Daha uzun veya daha kısa sürede de pişirebilir. Lütfen kontrollü olunuz. Bu ince bir şekilde yayılmış kek olduğu için çabuk pişirecektir. Gözünüz fırında olsun. Bıçak testi yaparak fırından çıkartın. Fırına vermeden önce şöyle spatula ile ortasından hafifçe yüzeyinden geçeceğim. Eşit miktarda dağılsın. Sadece ortası kabarmasın diye. Ardından tezgaha birkaç kez vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartacağım. Şimdi sosunu hazırlayalım. 2,5 su bardağı süt ilave ediyorum ve 1 paket hazır çikolata sos döküp arkasındaki tarife göre pişireceğim. Hazır çikolata sos kullanıyoruz. Dilerseniz kremalı, çikolatalı veya kendi tarifinize göre hazır değil de ev yapımı puding yapıp dökebilirsiniz üzerine. Bu şekilde daha pratik oluyor. Ocağı almadan önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum.
Ocağı aldıktan sonra da kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum ki topaklanma vesaire olmasın. Çok güzel bir şekilde çikolata sosum kaynadı. Pürüzsüz bir şekilde kenara alıyorum. Arada bir karıştıracağım. Kekim fırından çıktı. 5 dakika beklettim. 5 dakikanın ardından bu şekilde bıçak ile üzerinden geçiyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt döküyorum. Ve ardından ilk sıcaklığı çıkmış olan çikolata sosunu da üzerine döküyorum. Ve çikolata soslu kekimiz dinlendikten sonra tamamen soğuduktan sonra hazır. Bu tarif gerçekten muhteşem oluyor. Böyle çikolata soslu ıslak kek gibi düşünebilirsiniz. Çok hafif, birkaç dilim birden yiyebilirsiniz diyen herkes de çok beğenir. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Lütfen beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edeceğim. Ve sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.